Cambly, ana dili İngilizce olan eğitmenlerle konuşarak İngilizcenizi geliştirebileceğiniz online bir platform. Üstelik şu anda Cambly'de yılın en büyük indirimi var. 12 aylık tüm paketlerde tam %60 indirimden yararlanmak için Trend Topic kodunu kullanın, İngilizce konuşmaya başlayın. Bizce doğru olan etikette yazanları değiştirip adına inovasyon demek yerine insanların gerçekten ihtiyacı olan ürünleri doğru şekilde üretmek. Hayatındaki gereksiz tüketimi azaltma konusunda ciddi misin? O zaman takkom.tr'ye tıkla ve kişisel bakımını sadeleştirerek başla. Merhabalar. Geçen haftadan bu yana birbiri ardına yasaklanan konserler gündemimize girdi, takip etmişsinizdir. Ama bu bölüm konumuz yalnızca yasaklar dersek vaziyeti tam olarak kavrayamıyoruz diye düşünüyorum. Yasaklar pandemide de vardı. Pandemide çok daha temkinli onaylar verdik yasaklara, makul gelmeye başlamıştı. O yüzden bu bölümün trend topik konusu sadece yasaklar değil. Konu bu kadar dar değil çünkü. Trend topiğin konusu faşizm. Siz durumu anladınız. Ben Ozan Gündoğdu, hazırsanız başlayalım. Sadece Mayıs ayı içinde önümüze düşen haberlerden size birbiriyle ilgili olanları sırasıyla ve hızlıca sunayım. Eskişehir'de düzenlenecek Anadolu Fest valilik tarafından yasaklandı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na hapis cezası onaylandı. Derince Belediyesi, Kürtçe şarkılarıyla tanınan Aynur Doğan konserini iptal ettiğini duyurdu. Sol görüşlü şarkıcı Niyazi Koyuncu'nun Pendik'teki konseri konserden saatler önce iptal edildi. Yunan kökenli şarkıcı Matius Savridis'in Trabzonspor şampiyonluğu için yapılacak etkinlikte sahne alması hedef gösterildi. Ardından Savridis etkinlikten çıkarıldı. Daha sonra Trabzonlu Apollos Lermi'de durumu protesto etmek için sahneye çıkmayı reddetti. Bunun ardından onun da konserleri yasaklandı. Alevi kökenli protest müzik şarkıcıları Metin Kemal Kahraman kardeşlerin Muş'ta düzenleyeceği konser valilik tarafından yasaklandı. Bu esnada Aynur Doğan'ın Derince'den sonra Bursa'da vereceği konser de hedef gösterilip valilikçe yasaklandı. Isparta'da ise kadın hakları sorununda duyarlı şarkıcı Melek Mosso'nun konseri ahlaki bulunmadığı için hedef gösterildi ve ardından yasaklandı. Aynı etkinlikte sahneye çıkacak olan Derya Ulu, "Melek yoksa biz de yokuz" diyerek sahne almayı reddetti. Ve Cuma günü, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun video mesajını yayınlayan TV kanalları hakkında RTÜK'ün inceleme başlattığını duyduk. Bu akışı dinleyenleriniz belki yasaklanan şarkıcıları kimliğiyle birlikte anmama dikkat kesilmiş olabilir. Her biri için kimlikleri yüzünden yasaklanmadılar iddiasında olanlar da olabilir. Kimine politik kılıflar da uydurabiliriz. O halde teker teker açıklayalım. Önce en çok tepki çeken yasak kararı olan Melek Mosso ile başlayalım. Isparta Belediyesi kentteki gençlere bir anket yapıyor. Uluslararası Isparta Gül Festivali'nde sahnede kimi görmek istersiniz diye soruyor gençlere. Çıkan sonuçlardan yola çıkarak da bir derleme yapıyor. Fakat bu festival Isparta için özel bir etkinlik. Kent için Gül Festivali Ispartalıların gurur vesilesi. Kalbimiz o günlerde pek Ispartalı atıyor yani. O yüzden festivaldeki isimler Isparta'nın milli ve manevi değerlerine uygun hazırlanmalı gibi bir motivasyon içinde bir kısmı Ispartalı. Bu motivasyonla festivalde sahneye çıkacak isimlerin açıklanması üzerine bir kısım insan araştırmalar yapıyor. Kim bunlar diye düşünüyor. İsimler google'lanıyor. Fakat o da kim? Melek Mosso diye bir kadın. Neymiş onun meşhur şarkısı? Kapıyı çarptım, bırakıyı döktüm, ağzını bozdum, kediyi üstüm. Biraz daha incelemekte fayda var diye düşündüler bu kesimler. Ama hayırlı, örfümüze, adetimize uygun bir tip olsa bu Mosso, rakıyı dökmeye bu kadar üzülmezdi dediler muhtemelen. Rakıyı döktün, kedi yüzdün, böyle şarkı mı olur? Araştırmaya devam ettiler. Derken o da ne? 2019'daki konserinde şöyle konuşmuş Melek Mosso. Açmak istiyorsanız açın. Konuşmak istiyorsanız konuşun. Kimsenin nasıl davranmanız gerektiğini söylemesine, nasıl konuşmanız gerektiğini söylemesine, ne yapmanız gerektiğini söylemesine ihtiyacınız yok kızlar. Sizin kendi kanatlarınız var. Kimsenin kanatları altında durmaya ihtiyacınız yok. Uçun, aksini söyleyenleri babayı alırsın diyorum. Eyvah. Bu kadın Isparta'ya giremez, girmemeli. Isparta'yı bu kadına tanıtamayız. Kimse Ispartalılara ahlaksız diyemez diye düşünen bir grup Ispartalı bir bildiri kaleme aldı. O bildiride şöyle deniyordu. Ahlaksızlığı özendiren hiçbir şarkıcı halkımız nezdinde sanatçı olarak kabul görmeyecektir. Bu ve benzeri şarkıcıların Isparta'mızda yeri yoktur. Milli ve manevi değerlerimize zarar veren,
geleceğimiz olan gençlerimize kötü örnek olan bu konserlerin derhal iptal edilmesini, Isparta Halkı ve Anadolu Gençlik Derneği Isparta Şubesi olarak Isparta Belediye'mizden ve Isparta Valiliğimizden talep etmekteyiz. Bir derneğin adı geçti fark ettiğiniz üzere, Anadolu Gençlik Derneği. Bu dernek Saadet Partisi ile yarı organik ilişki içinde, Milli Görüş ailesi içinde yani. Kısa adı AGD. Derneğin bildirisi AKP'li Isparta Belediyesi'nin ahlaki olmayan etkinlikler düzenlendiği iddiasıyla başlıyor. Melek Mosso konserinin de bardağı taşıran son damla olduğu söyleniyor. Ardından AKP'li belediye de bu konuda zerre kadar direnmiyor. Hay hay diyor AGD'ye. Melek Mosso konseri böylece iptal ediliyor. Yani aslında AKP'yi sağdan, daha da İslamcı bir çizgiden eleştirmek isteyen AGD günün sonunda AKP'ye konseri yasaklattırıyor. AGD aklı sıra AKP'li Isparta Belediyesi'ni ahlaksızlıkla köşeye sıkıştıracaktı. Çünkü AKP'den daha İslamcı oldukları iddiasındalardı. AKP'yi sahte Müslüman olarak görüyorlardı. AKP'den daha İslamcı olduğunu iddia eden bir diğer parti, Yeniden Refah'ın il başkanı Mehmet Kaya da şöyle demiş Haber 32 sitesine, yerel bir site. Ülkemizde İslami hassasiyeti yüksek olarak bilinen ilimizde AKP belediyesince Gül Festivali namı ile düzenlenecek olan etkinliğe, kültürümüze, inancımıza, ahlakımıza ve topyekün mukaddesatımıza saldırılmasıyla bilinen Melek Mosso'nun sanatçı adı altında davet edilmiş olması, evliya yatağı olan ilimiz halkı tarafından şaşkınlıkla ve üzüntüyle karşılanmıştır. Gördüğünüz gibi AKP'yi İslamilik üzerinden sıkıştırma gayretine AKP'li belediye, madem istiyorsunuz öyleyse yasaklayalım diyerek karşılık verdi, hiç direnmedi. Artık istedikleri konserleri yasaklayabilecek güce erişmişlerdi. Daha ne istesinlerdi? Ben senin yaşaman için yapman gereken şeyleri söylüyorum. Hayır efendim, yapmamam gereken şeyleri söylüyorum. Şey. İçki, sigara, gece hayatı, tereyağı, reçel, peynir, sucuk, bizim karı, bizim çocuk. İşte bütün bunlar yasak. Ya yaşamanın ne anlamı kaldı o zaman? Yeme, içme, eğlenme. Ulan sen ne biçim doktorsun be? Ben doktor değilim ki. Nesin sen? Ben hükümet sözcüsüyüm. Dinlediğiniz ikiliyi tanımışsınızdır. Deve Kuşu Kabare'nin Yasaklar Oyunu'ndan Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ı dinlediniz. Sahi politik mizah ne oldu? İsteyenler Trend Topik'in 133. bölümünü dinleyebilir. Politik mizah da baskı altında. Biz Mosso'dan devam edelim. Tabii çok tepki geldi yasak kararına. Tüm tepkileri okumaya zamanımız yetmez ama Nükhet Duru, Mert Fırat, Cem Yılmaz, Zülfü Livaneli, Fazıl Say ve daha pek çok isim Mosso'nun yasağına tepki gösterdi. Mosso da şöyle tepki gösterdi yasağa. Ben bu ülkenin kadınıyım. Fikirlerimle, vizyonumla, hayallerimle her yeni gün geleceğe sanatımı işliyorum. Genci, yaşlısı, milyonlarca sevenim var. Birkaç kendini bilmeze kalmadı benim ahlakımı sorgulamak, kadınlık onuruma laf atmak. Bu zihniyetteki insanlar kendi yüreklerindeki karanlığı ve sapıklığı bizim hayatımıza da sokmaya çalışıyorlar. Ama buna asla izin vermeyeceğim, vermeyeceğiz. Ben Isparta'ya elbet gidecek ve şarkılarımı söyleyeceğim. Bugün olmazsa yarın sarılacak kalplerimiz. Mosso yasağının hikayesi bize bir şeyi anlatıyor. AKP'yi daha sağdan sıkıştırmak üzere atılan adımlar günün sonunda AKP'nin yetkisini gücünü arttırıyor. Saadet ve Yeniden Refah Mosso konseri üzerinden AKP'ye yüklenmek istedi. AKP'li belediye de siz yeter ki yasak isteyin dedi ve Mosso'yu yasakladı. Zaten muhtemelen onlar da çok mutlu değildi Mosso'dan. Belki de tanımıyorlardı. Çağırarak hata ettiklerini düşündüler. AKP'yi İslamcı kamptan sıkıştırmaya çalışanlar olduğu gibi bir de milliyetçi kamptan sıkıştırmaya çalışanlar var. AKP'yi milliyetçi bulmuyorlar. Asıl milliyetçi biziz. AKP milliyetçi falan değil diyorlar. Hatta bu kamptan bazı isimler İslamcı kampın da karşısında olduğunu iddia ediyor. Birazdan dinleyeceğiniz hikaye de Melek Mosso'nunki gibi bitecek. Diğer bir yasağa geçelim. Aynur Doğan konserlerine yasak. Konseri değil, konserlerine. Burada hikaye çünkü biraz daha çetrefilli. Hadi başlayalım. Şarkısını dinlediğiniz Aynur Doğan, Türkçe müziğin belki de en meşhur sesi. Yine de tanımayanınız varsa tahmin ediyorum ki biraz önce dinlediğiniz 16 yıl önce çekilen Gönül Yarası filmindeki Dar Hejiroke şarkısını duymuşsunuzdur. Filmde şarkıyı dinleyen Şener Şen ve Meltem Cumbul şarkının ardından şu diyaloğu yaşıyor. Kürtçe biliyor musun? Hayır. O zaman niye ağlıyorsun? Abi bu Türkiye'ye ağlamak için Kürtçe bilmek mi gerek?
Bu sahne bu toprakların genel duygusunu oldukça derinlikli yansıttığı için YouTube'da milyonlarca kez izlenmiş durumda. Viral olmuş desek yeri, peki ne deniyor Daracı Roke şarkısında? Dağların inciri, dağların güzeli. İncir ağacısın, gam götürensin. Güllerin içindesin, güllerin içindesin. İncir ağacısın, gam götürensin. Gelin damadın yüreğidir. İncir ağacısın, gam götürensin. Bunu şu yüzden paylaştım. Birçok insanın zihninde Kürtçe müzik oldukça politik yüklemelerle dolu. Kürtçe söylenen tüm şarkıların tırnak içinde söylüyorum bir vatana ihanet konsepti varmış gibi zanneden kesimler var. Elbette Kürtçe müzik geçmişteki engeller nedeniyle politikleşmiş bir alan. Kürtçe şarkı söylemek de politik bir tavır da gerektiriyor. Fakat Aynur Doğan bu alanın dışına çıkmış bir isim. Twitter'ı sadece konser duyuruları için kullanmasına rağmen yarım milyon takipçisi var. 2021 Womex ödülü sahibi. Uluslararası ölçekte müzik otoritelerinin tanıdığı bir isim Aynur Doğan. Yılın sanatçısı seçildi. Türkiye'nin gurur duyduğu isim Aynur Doğan. Portekiz'de, Porto'da Aynur Doğan rüzgarı esecek. Dünya onu konuşuyor. Uluslararası Dünya Müzik Fuarı'nda da bir ödül almaya hazırlanıyor Aynur Doğan. 31 Ekim'de düzenlenecekmiş ödül töreni. Biz de tebrik edelim. İşte bu kişinin 20 Mayıs'ta Derince'de gerçekleştireceği konser AKP'li Derince Belediyesi tarafından yasaklandı. Konser salonu belediyenindi ama özel bir şirket tarafından kiralanmıştı. Fakat Aynur Doğan'ın konserinden rahatsız olan belediye başkanı bir bahaneyle konseri iptal etmeye kalktı. Derince Belediyesi'nin 15 Mayıs'ta yaptığı paylaşım şöyle. Duyuru. İlçemiz sınırları içerisinde özel bir firmanın yapacak olduğu konser organizasyonunun yapılan detaylı inceleme sonucunda uygun olmadığı tespit edilmiş olup etkinlik belediyemiz tarafından iptal edilmiştir. Şimdi dikkat ederseniz Aynur Doğan'ın ismi geçmiyor açıklamada. Zaten teknik bir açıklama, bir politik savunma yok ortada. Yani Aynur Doğan şöyle teröristtir, şöyle PKK'lıdır, o yüzden iptal ettik denmiyor. Biraz gizli tutulmaya çalışılıyor. Başta kimsenin de zaten dikkatini çekmiyor bu açıklama. Fakat birkaç saat içinde iptal edilen konserin Aynur Doğan'a ait olduğu anlaşılıyor. İyi de neden iptal edilmişti? Aynur Doğan deyince onu tanıyan herkesin aklına gelen imaj belli. Kürtçe şarkı söyleyen meşhur bir sanatçı, o kadar. Yapılan detaylı inceleme neydi? Öyle söylüyordu belediye. Bir bahane bulmak gerekmez miydi? 17 Mayıs'ta Habertürk yazarı Sevilla Yılmaz'a konuşan Derince Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Lokman Karaaslan artık izin alınsa dahi başkan bu konserin yapılmasını istemiyor çünkü bu iş sosyal medyada çok büyüdü dediğini aktardı. Gerçekten de çok büyüdü. Aynur Doğan'ın konseri niye iptal edilmişti? Muhalefetten de tepkiler yükselmeye başlandı. Aynur Doğan yıllardır Türkiye'nin dört bir köşesinde konserler veren bir sanatçıydı. Üstelik Türkçe de söylüyordu. Fakat onu tanımayan Derince Belediyesi konseri yasaklarken meselenin bu kadar büyüyeceğini düşünmemişti. Başkan da böylesini ummuyordu. Çünkü tanımıyorlardı Aynur Doğan'ı. Dediğim gibi dinlemeyebilirsiniz ama Kürtçe müziğin en meşhur sesinden bahsediyoruz. Bunun üzerine iktidar cephesi ciddi bir antipati topladı. Muhalefet de Derince Belediyesi'ne yüklendi. Kimi kesimlerin tepkileri ulusal ölçekte viral oldu. Mesela CHP milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu mecliste Derince Belediyesi'nin kararını şöyle protesto etti. Bu ülkede every way that I can I'll try to make you love me again. Every way that I can I'll give you all my love and then. Every way that I can I'll cry, I'll die, make you mine again. Söyleyebiliyoruz ama hecir açıyor. Söyleyemiyoruz. Bu kadar. Gerçekten sesi güzelmiş Nurhayat Hanım'ın. Aynur Doğan'ı hedef göstermek artık iktidarın çıkarlarına daha uygun düşmeye başlamıştı. Çünkü rüzgar Aynur Doğan konserini kınamaktan doğru esiyordu. Muhalefet de zaten bu rüzgarı arkasına almıştı. İktidar köşeye sıkışmıştı. Eğer Aynur Doğan yeterince hedef gösterilirse Derince Belediyesi'nin kırdığı pot toparlanabilirdi. Muhalefetin Derince Belediyesi taarruzuna defans lazımdı yani. Cambly'de tamamı ana dili İngilizce eğitmenlerle birebir ya da grup derslerinde İngilizce konuşabilirsiniz. Üstelik Cambly'de tamamen sizin seçtiğiniz saat ve günlerde sıfırdan gramer öğrenebilir, aksanınız üzerine çalışabilir ve ders programlarıyla kapsamlı bir İngilizce eğitimi alabilirsiniz. Şu an Cambly'de yılın en büyük indirimi var.
12 aylık tüm paketlerde net %60 indirimden yararlanmak için Trend Topic kodunu kullanarak ayda 299 TL'den başlayan fiyatlarla bugün İngilizce konuşmaya başlayabilirsiniz. Bugün birileri için tak teslimat günü. Esnek abonelik sistemimiz ile hayatını sadeleştiriyoruz. İstediğin kişisel bakım ürünlerini istediğin sıklıkta kapına ulaştırıyoruz. Tak.com.tr'ye gir, abone ol, bittikçe yenisi gelsin. Diş macunun, şampuanın, el sabunun hiç bitmesin. Çünkü Tak, senin hayatında kişisel bakımdan daha önemli olan şeylere odaklanmanı istiyor. Melek Mosso'yu İslamcıların Google'ladığı gibi Aynur Doğan da bu sefer milliyetçi çevreler tarafından Google'lanmaya başladı. Fakat bu sefer iş ciddi. Öyle Melek Mosso'nunki gibi rakıyı döktün, babayı aldın türünden basit günahları yoktu Aynur Doğan'ın. Almanya'da PKK'ya yakın bir grubun organizasyonunda 2010 yılında sahneye çıkmıştı. Arkasında da Öcalan posteri asılıydı. Şimdi burada araya bir girmek gerekir. Kürtçe müzik yapmak, Kürtçe klip çekmek 90'lardan bu yana politik bir meseledir. Kürtçe müzik bu nedenle doğası gereği protest olarak gelişti ülkemizde. Merhum Ahmet Kaya'nın şu konuşmasını hatırlayalım mı? Önümüzdeki kasette Kürt asıllı olduğum için Kürtçe bir şarkı yapıyorum ve Kürtçe bir de klip çekiyorum. Ve bu klibi yayınlayacak yürekli insanların olduğunu da biliyorum. Yayınlamazlarsa Türkiye halkıyla nasıl hesaplaşacaklarını biliyorum. Teşekkür ederim. Magazin Gazetecileri Derneği'nin ödül töreninde aldığı ödülün ardından demişti bunları Ahmet Kaya. Salon buz kesti. Duyduğunuz gibi salondan yuhalamalar duyuldu. Neredeyse kimse alkışlamadı Ahmet Kaya'yı. Çünkü Türkiye'nin o günlerde içinden geçtiği atmosfer kurşun gibi ağırdı. Bu konuşmayı 11 Şubat 1999'da yapmıştı Ahmet Kaya. PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Suriye'den kaçtığı, yakalanmasının an meselesi olduğu, Türkiye'nin tümüyle bu konuya kilitlendiği yıllardı. Zaten 11 Şubat'taki bu konuşmanın ardından 5 gün sonra yani 16 Şubat 1999'da Abdullah Öcalan Kenya'da yakalanmış, Türkiye'ye getirilmişti. Türkiye'deki milliyetçi rüzgar oldukça yüksekti. 1994 seçimlerinde baraj altı kalan MHP, Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesinden 2 ay sonra yapılan seçimlerde oyunu 10 puan arttırarak %18'e çıkarmıştı. Bu MHP tarihinde bir rekor. Ödül törenine geri dönelim. Bu konuşmasının ardından programda olduğu gibi ödül alan şarkısı Giderim'i seslendirmeye başladı Ahmet Kaya. Şarkı da tabii bu vahim gecede çok manidar. Salonda hareketlilik hakimdi. Masalardan kalkan isimler küçük gruplar halinde mini kulisler yapıyor. Ahmet Kaya Giderim şarkısını söylemeye devam ediyordu. Bu esnada hareketliliğin farkına varan Ahmet Kaya dost bir eli tutmak için Kadir İnanır'ın yanına gitti. İnanır babacan bir tavırla gülümseyerek sıktı Ahmet Kaya'nın elini. Kendince onun yanındayım mesajı veriyordu salona. Kadir İnanır da gerilimin farkına varmıştı. Şarkının bitmesiyle küfürler, hakaretler işitilmeye başlandı. Ahmet Kaya masasına oturmuştu fakat ödül törenine devam edilmiyordu. Tüm salon Ahmet Kaya'nın masasına doğru bağırıyordu. İşler çığırından çıkmış, masaya çatal fırlatılmaya başlanmıştı. Masanın etrafını dolduran kameralar önünde Ahmet Kaya uzatılan mikrofona şunları söyledi. Ben güzellikler ve dostluklar adına söylemeye çalıştım ama insanlar nasıl algılarsa algılasınlar. Benim kimliğimi içinden tip kalamaz. Bu böyle bir ne ya? Yani ben yıllarca bunu söyledim. Türk halkları kardeştir. Ve yıllarca da böyle. Ve biz yıllarca Türkiye'nin bölünmez bütününü savunduğumu söyledim. Binlerce yıl daha bölünmeyeceğini savunuyorum ama Kürt realitesini sahiplenmek ve kabul etmek zorundadır bu ülke. Bunu söylüyorum, bu kadar yani. İşte salonda durulacak gibi değildi. Ahmet Kaya'nın dostları Savaş Ay ve Mehmet Aslan Tuğ, Ahmet Kaya ve eşi Gülten Kaya salondan çıkarken onun yanında olma cesaretini göstermişlerdi. Ama geri kalanlar hiçbir Ahmet Kaya'nın yanında değildi. Ahmet Kaya salondan çıkarken Serdar Ortaç bir anda sahneye fırladı ve Zafer şarkısı niyetine 10. yıl marşını söylemeye başladı.
ve daha bir sürü şey. Linç'in ardından Türkiye basını eve döndüğünde durup düşündü. Say ne demişti Ahmet Kaya? Yeni şarkımı Kürtçe söyleyeceğim, o şarkıya da klip çekeceğim. Ne vardı bunda? Bir histeri krizinde gibi değil miydik? Her şey bunun için miydi? Zaten Kürtçe şarkı söyleyenler vardı, yasak da değildi. Ne yapmıştık biz? Bu durumdan dönemin müesses nizamı da tedirgin oldu. Bu linci yapanlar lümpen tiplerdi ama bu lincin daha sağlıklı bir gerekçesi olmalıydı. Bu haliyle kalırsa Kürt sorunu vardır diyenleri reddedemezdik. Yana yakıla arşivler karıştırılmaya başlandı. Ve aranan kan bulundu. Ahmet Kaya bir Bitlis konserinde albümlerinde olmayan bir şarkıyı söylüyor. Bu esnada dinleyiciler arasında sarı, kırmızı, yeşil bayraklar sallanıyordu. Şarkı Kürdüz ölene kadar, Kürdüz sonuna kadar diyordu. Kürdüz ölene kadar, Kürdüz sonuna kadar, vallahi biz dostu özledik. Kürdüz ölene kadar, Kürdüz sonuna kadar, vallahi biz dostu özledik. On binlerce seyirci konseri miting alanına çevirirken Ahmet Kaya şarkısının son cümlesini "Vallahi biz Apo'yu özledik" diye bitiriyordu. Bu konser görüntüsü yayınlanması ricasıyla basına servis edildi ve olanlar oldu. Ahmet Kaya ölüm tehditleri nedeniyle yurdu terk etmek zorunda kaldı. O yıllar için, o günler için Magazin Gazetecileri Derneği'ndeki linç de aklanmış oldu. Ağır bir depresyona giren Ahmet Kaya 16 Kasım 2000'de yurt dışına sürüldükten bir sene kadar sonra kalp krizi geçirerek henüz 43 yaşında hayatını kaybetti. Benzer bir süreci 23 yıl sonra bu sefer Aynur Doğan yaşıyor. Derince Belediyesi'nin Aynur Doğan'ı yasaklaması büyük ölçüde politik iklimden kaynaklanıyordu. Tıpkı Ahmet Kaya'nın Kürtçe klip çekeceğim demesinden sonra yaşananlar gibi. Bu iklimden etkilenen linççi grup başta basit bir talebe anlaşılması zor bir tepki geliştirmişti. Vaziyeti daha derinlikli ele alan devlet yetkilileri bu lincin gerekçesini bulmaları gerektiğini fark etti. Arşivlerden bulunan bu görüntü medyaya servis edildi. Aynur Doğan'da da Derince Belediyesi'nin konserin iptali için somut bir gerekçesi yoktu. Zaten konserin iptali çok tepki çekmişti. Ardından iptalin gerekçesi arandı. Geçmişte Öcalan posteri önünde konser vermişti. İşte bu aranan kan. Sadece Ahmet Kaya olayına değil, Melek Mosso olayına da benziyor Aynur Doğan'a dönük linç. Melek Mosso, AKP'yi İslamcılık üzerinden sıkıştırmaya çalışan siyasetçiler tarafından hedef gösterildiyse, Aynur Doğan da AKP'yi milliyetçilik üzerinden sıkıştırmaya çalışan siyasetçiler tarafından hedef gösterildi. Aynur Doğan'ın 28 Mayıs'ta İstanbul Belediyesi'ne ait Harbiye Cemil Topuzlu Salonu'nda yine özel bir şirketin düzenlediği konseri vardı. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ konsere ilişkin Twitter'dan şu yorumu yaptı. Anlamakta zorluk çekiyorum. İBB Kültür Dairesi Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda Öcalan için özgürlük sloganları atan bir şarkıcıyı 5 şehit verdiğimiz gün sahneye çıkarıyor. Muhalefeti eleştirmeyin diye yazanlar bu sizin içinize siniyor mu? Şimdi dezenformasyonu engellemek için bir not düşelim. Ümit Özdağ böyle diyor ama 5 şehit verilen gün değil, 28 Mayıs'ta konserin tarihi. Özdağ bu tweet'i 5 şehit verilen gün atıyor sadece. Bu hatayı bilerek mi yapıyor bilmiyorum. Bu notun ardından devam edelim. İBB'nin etkinliği iptal edilsin kampanyası yükselirken Aynur Doğan'ın Bursa'da da konser vereceği ortaya çıktı. Bursa Valiliği derhal etkinliği yasakladı. Derince'de başlayan konser yasağı bu sefer doğrudan devletin valisi tarafından Bursa'ya sıçratılmıştı. Fakat asıl hedef İstanbul konseriydi. İktidar basını tırnak içinde AKP'li belediyelerin günahına İBB'yi de ortak etmek istiyordu. Derince ve Bursa'daki AKP'li belediyeler Aynur Doğan konserini yasaklamıştı. İstanbul'da da yasaklanmalıydı. Velev ki yasaklanmadı, o zaman İBB'ye PKK destekçisi denilebilirdi. Ahmet Kaya'ya yapılan Aynur Doğan'a da yapıldı. Medya Aynur Doğan'a hedef göstererek İBB'yi sıkıştırmaya çalıştı. İhlas Haber Ajansı konserin duyurusunu 25 Mayıs'ta Öcalan posteri önünde konser veren Aynur Doğan İBB organizasyonunda sahne alacak şeklinde duyurdu. Sabah gazetesi CHP'li İBB'den tepki çeken konser, terörist başı sevdalısı Aynur Doğan sahne alacak başlığı attı konser duyurusuna. Bir önceki bölümde ele aldığımız sığınmacı karşıtlığı üzerinden yükselen ama seküler kampta yer alan, kendisini Atatürkçü Cumhuriyetçi olarak tanımlayan kesimler de Aynur Doğan konserine tepkide iktidar basınıyla ortaklaştı. Aynur Doğan'ın Öcalan posteri önündeki görüntüsü TV ekranlarında da döndürülerek Aynur Doğan'ın sanki her konseri bu biçimde geçiyormuş gibi bir algı yaratıldı. Halbuki Kürtçe müzik yapan bir sanatçıyı bu çevrelerden başka kimse konserine çağırmıyordu ki geçmişte. Aynur Doğan da bu ortamda şarkılarını söylüyordu. Üstelik geçmişte buna benzer etkinliklere zamana bağlı olarak çok farklı sanatçılar da katılmıştı. Mesela Sezen Aksu
2002'de Diyarbakır Nevruzu'nda Gülümse şarkısını söylemişti. Ama Sezen Aksu'ya yakıştıramadık bölücülüğü. Milliyetçilerimiz biraz uyuz oldu kendisine, kabul. Ne işi vardı bunun Diyarbakır'da sarı kırmızı yeşil flamaların önünde, böyle dendi. Ama Sezen Aksu'yu linç havuzuna atmadık. Konserlerinin yasaklanması için kampanyalar yapmadık. Yakıştıramadık Sezen Aksu'ya. Yok canım, o bizdendi de inceden bir hainlik bu diye geçiştirdik. Ama Aynur Doğan öyle miydi? Besbelli PKK'nın kadrolu elemanıydı. Sezen gibi değildi. Hem o kadar meşhur değildi hem de zaten Kürttü bu ya. Melek Mosso olayında da, Aynur Doğan olayında da biri İslamcı kanattan, diğeri milliyetçi kanattan AKP'yi sıkıştırdığını düşünen ama günün sonunda onunla aynı cephede diğer muhalefete saldıran, bu nedenle AKP'nin işini kolaylaştıran iki kampanya gözledik. Otoriter ideolojiler otoriterlikle hiçbir sorunu olmayan AKP'yi zorlamıyor. Tam aksine ön açıyor. İki yasak da ülkeyi kasan, gelen iklimin parçası. Aynur Doğan yıllardır Türkiye'de konserler veriyordu ama iklim değişmişti bir anda. Artık Akdeniz değildi. Nitekim 23 Mayıs'ta ODTÜ Vişnelik'teki konserinde de grubunu tanıttığı sırada şunları söyledi Aynur Doğan. Salman Gambaro kendisi Azerbaycanlı ve dünyanın her köşesinden müzisyen getirdim bir araya. Biz bir arada durabiliyoruz. Bir arada şarkı söyleyebiliyoruz. Hiçbir problemimiz de yok. Müzik yapıyoruz. Gülüyoruz, eğleniyoruz. Aynur Hanım orkestrasının yabancı uyruklu üyelerini tek tek tanıttı. Bu konuşmayı neden yapıyordu? Belli ki müziğin evrenselliğine vurgu yapmak istiyordu. Müziğiyle ön planda olmak istiyordu. Dünyanın dört bir yanından gelen ve ona enstrümanlarıyla eşlik eden müzisyenlerle de gurur duyuyor gibiydi. Bu lincin ardından bir durup düşünelim. Aynur Doğan'ın doğup büyüdüğü, ilk şarkılarını yazdığı coğrafyada İslamcı değilseniz ne oluyorsunuz? Bir düşünün. Sizi kim dinliyor? Siz Kürtçe müzik yapıyorsanız eğer ilk şarkılarınızı kim dinlesin diye söylediniz. Ahmet Kaya linç edilirken müzik hayatına başladı Aynur Doğan. 90'ların sonunda müzik hayatına Kürtçe müzik yaparak başlayan birini kim konserlerine davet eder? Hepsinin cevabı belli. Başta da söylemiştik. Kürtçe müzik varoluşsal olarak politikleşti. Aynur Doğan da varoluşsal olarak o konserdeydi. Varoluşsal olarak HADEP, DTP, HDP, BDP yani Kürt siyasal hareketinin mitinglerinde boy göstermek zorunda kaldı. Bu onu terörist yapmaz, sempatizan bile yapmaz. Buna karşın Aynur Doğan'ın konserinin iptaline ilişkin kampanyada tam tersi oldu. PKK'nın yaptığı tüm kanlı katliamlar Aynur Doğan'a mal edildi. Aynur Doğan'ın konserine devam etmesini savunmak PKK'nın tüm katliamlarına onay vermek anlamına geliyordu. Öyle bir hava estirildi. Halbuki Aynur Doğan müziğiyle tanınan çok da protesto olmayan bir isimdi. Kaldı ki protesto olsa ne olur da diyebiliriz. Aynur Doğan konserinin iptalini isteyen kesimlerin içinde Erdoğan karşıtı çok sayıda insan da var. Bu insanların bir kısmı milliyetçi reflekslerle kampanyaya omuz veriyor. Bir kısmı ise Aynur Doğan'ın konser verebilme özgürlüğüne sahip çıkanların muhalefete oy kaybettirdiğini, hatta gizli Erdoğancı olduğunu düşünüyor. Fakat bunu düşünen kesimler Aynur Doğan'a bile altını çiziyorum, bilenin altını çiziyorum. Aynur Doğan'a bile tahammül gösteremeyen bir siyasi hareketin 6,5 milyon Kürt'ün oyunu nasıl alacağını düşünmüyor. Kürtçe müziğin en meşhur sesinin konserlerini iptal ederken Kürtler ne düşünecekler sizce? Muhalefete oy kaybettirdiği düşünülen bu konserin iptaline ilişkin sert bir kampanya düzenlemek oy kaybettirmeyecek mi? Bu soruların cevabını size bırakıyorum. Oy meselesi tartışmalı. Ama finale şöyle gelelim. Hezeyana dönüşen otoriter eylemler kendi iklimlerini yaratır. Bu iklimler içinde daha sonra pişman olunan işler yapılır. Gelin Ahmet Kaya'nın kafasına çatallar fırlatılırken sahneye fırlayıp 10. yıl marşı söyleyen Serdar Ortaç'ın bu olaydan 20 yıl sonra katıldığı televizyon programındaki açıklamalarına bakalım. Sene 2019. Kürt halkının sevdiği bir Kürt idol şarkıcısını 1900'lerde salaklığım yüzünden protesto etmişim. Ahmet abi rahmetli olmasa çıkar anlatırdı. Bu çocuğun suçu yok. Çocuk daha deli çağında 10. yıl marşını okumuş. O kafanın milliyetçi düşüncesiyle yapmış bunu derdi eminim. Hanımı da
sanırım anlamıştır benim suçum olmadığını. Salak kafam, o yaşta onu yapmışım. Ama bilmeden işte 10. yıl marşı, ne bileyim, böyle bir tehlike getirecek bana. Protesto etmeyecektim. Çok büyük aptallık. Oldu bitti, geri getiremem Ahmet abiyi. Oldu bitti, geri getiremem Ahmet abiyi diyor Serdar Ortaç. O gün Ahmet Kaya'ya sahip çıkmak zordu, çok zordu. Bu cesareti gösteren isimler bugün saygıyla anılıyor. Bugün ise Aynur Doğan'a sahip çıkmak zor. O gün sahnede bunları söyleyen Serdar Ortaç... Gece bir de kimse sultan değil, hükümdar değil, bezirgan değil. Atatürk yolunda tüm Türkiye, bu vatan bizim ellerindeyiz. Bundan 20 yıl sonra ise şöyle diyordu. Protesto etmeyecektim. Çok büyük aptallık. Oldu bitti, geri getiremem Ahmet abiyi. Ama bu ortam konser yasağıyla durmuyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 24 Mayıs'taki ABD'deki Türken Vakfı üzerinden bürokratlar için kaçış planı hazırlanıyor. Oraya para aktarılıyor. Erdoğan ve ailesi de işin içinde mealindeki bir açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Konuyla ne ilgisi var Ozan diye soranlarınız olabilir. Şu ilgisi var. Rütük bu açıklamayı yapan 3 kanal, Halk TV, Tele 1 ve KRT hakkında inceleme başlattı. Bunca konserin yasaklanmasına, baskıya bahane aranmasına zemin hazırlayan bu iklimin ana muhalefet liderinin konuşmasını yayınlamaya bile inceleme başlatması sizce ilgisiz mi? İktidarın eline milliyetçi ve İslamcı tahakküme uygun baskı aparatları verilirse muhalefet seçim sürecini nasıl idare edecek? Ya seçim güvenliği? Bunlar düşünülmesi gereken konular. Hava kurşun gibi ağırlaştı. Uzatmadan bitirelim. İnsan dediğin nice işler görür, bilir uçurmasını, öldürmesini insan dediğin. Ama bir kusurcuğu var, bilir düşünmesini de diyor Brecht. Trend Topi'yi Podbi Media ile beraber hazırlıyoruz. Bir sonraki bölüme kadar iklimin değişip Akdeniz olmasını dilerim. Hoşçakalın. Yasak olmayanları saysak ya biz bilader. Nasıl çok yasak var ki, ne demek oluyor bu? Ortada yasak mı var? Yok mu? Yok mu? Yok mu? Varsa söyle, duyalım. Var mı dedim canım ben? Hayır yani, bilelim. Cambly ve Cambly Kids'te 12 aylık tüm ürünlerde geçerli net %60 indirimi kaçırmayın. Ayda 299 TL'den başlayan fiyatlarla yılın en büyük indiriminden tükenmeden yararlanmak için Trend Topic kodunu kullanmayı unutmayın. Temiz ve canlı hissetmek hepimizin ihtiyacı. Tak, bir dizi üstün formüllü ürün sunarak kişisel bakımını basitleştirmene yardımcı olur. Sadece gereken kişisel bakım ürünlerini kullanarak sen de aşırı tüketimin karşısında durabilirsin. Seni Tak.com.tr'ye bekliyoruz.